Şimdi gelin kurda ne oluyor? Döviz piyasalarında neler oluyor ve bu 128 milyar dolarlık rezerv tartışmaları ve bir kez daha Sayın Berat Albayrak'ın, eski Hazine ve Maliye Bakanı'nın isminin ortaya çıkmasının bu kurun yükselmesinde ne kadar etkisi var? Bir bilene soralım. Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Hayri Kozanoğlu KRT Akşam Haberlerine katılıyor. Hayri Hocam, iyi akşamlar, merhabalar. İyi akşamlar, merhabalar. Şimdi az önce biz bir özetlemeye çalıştık bu kurdaki birkaç günlük devam eden yükseliş, yani bir aşamada 7,5'u görmesi, 7,5 lirayı görmesi tam olarak neden kaynaklanıyor? Sadece Berat Albayrak'ın adı bile yetti iddiaları, geçerli iddialar mı, başka faktörler de var mı bunda? Evet, BTR'niz gayet güzel özetledi. Ben şöyle bir sınıflandırma yapabilirim. Bir tanesi ülke içi siyasetteki gelişmelerin döviz kurlarına etkisi. İkincisi küresel piyasalardaki özellikle dün yoğunlaşan gelişmelerin yansımaları. Üçüncüsü de bazı teknik nedenler. İç siyasete ilişkin olanları, daha doğrusu siyaset ekonomi bağlantısına ilişkin olanları hafta başında bir şekilde Berat Albayrak'ın itibarının iade edilmesi, bunun hem Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarına yansıması, hem de Bakan Lütfi Elvan'ın Twitter mesajlarında bunun görünmesi, bir geçmişe yönelik bir öz eleştiri yapılmadığını, aynı anlayışın aslında tekrar dönebileceğini, nüksedebileceği izlenimini uyandırdı. İkincisi, Berat Albayrak'ın tekrar kabinede yer alması ihtimalleri gündeme geldi. Özellikle yurt dışı yatırımcılar Türkiye siyasetinin ayrıntılarını bizim kadar izlemezler, izleyemezler, ama Berat Albayrak sorumsuz bir politika anlayışının bir numaralı temsilcisi görünüyor. Bu nedenle haftaya 6.95'ten başlayan dolar kuru 7.15'lere kadar çıkmıştı dünkü gelişmelere kadar. Dün ise Amerika'daki 10 yıllık tahvil faizlerinin, ki Amerika'daki 10 yıllık tahvil faizleri dünyada en yakından izlenen bir gösterge faizdir. Bunun 1.60'a kadar faizlerinin çıkması 1.40'lardan, ki 1.50'yi geçmesi önemli bir eşik noktası kabul ediliyordu. Dünya piyasalarında, dünya finansal piyasalarında bir karmaşaya neden oldu. Şöyle ki, Biden'ın yönetimi ele almasıyla ve 1.9 trilyonluk bir harcama paketinin yürürlüğe gireceğinin anlaşılmasıyla birlikte enflasyonun önünün alınamayacağı, enflasyonun başını kaldırması halinde ise faizlerin yükseleceği görüşleri dillendirilmeye başlandı. Şimdi Amerikan tahvil faizleri piyasası 21 trilyon liralık bir piyasa, 21 trilyon dolarlık bir piyasa. Yani bu piyasada faizlerin çok sınırlı da olsa yükselmesi piyasadaki tahvillerin portföyünün milyarlarca dolar düşmesi anlamına geliyor. Bazen bir tıklık bir değişiklik bir yatırım portföyü açısından yüz milyonlarca dolarlık, bazen milyar doları bulan zararlara neden olabiliyor. Onun için dünyada ciddi bir karmaşa yaşandı dün. Benzer bütün ülkelerin paraları değer kaybetti. Ama Türkiye çok kırılgan bir ülke olduğu için bütün ülkelerden daha fazla TL değer kaybetti. Bütün renkler nasıl kararıyor, ama beyaz en fazla kararıyor sözündeki gibi, Türkiye ekonomisi bir dolu kırılganlıkları bulunan, özellikle dış kaynak girişlerine çok bağımlı bir ekonomi. Evet. Mesela bu hafta açıklanan kısa süreli borç istatistikleri
önümüzdeki 12 ayda yenilenmesi gereken 189 milyar dolar borç olduğunu gösterdi. Ve bunun sonucunda TL, sizin de haberin başında ifade ettiğiniz gibi 4.50'lere kadar değdi. Üçüncü neden de teknik bir neden. Berat Albayrak'ın görevi bırakması, Merkez Bankası Başkanlığı'na Naci Ağbal'ın atanmasıyla başlayan Kasım'ın ilk haftasının sonundaki süreç, döviz kurunun biraz evvel ifade ettiğiniz gibi 6.89'a kadar düşmesine neden olmuştu. Bu bir anlamda döviz kuru 8.50 iken, 8.40 iken, 8.20 iken, hatta 7.80, 7.50 iken girenlerin ciddi karlar yazmalarını getirdi. Yaklaşık olarak TL bu dönemde %13-14 değer kazanmıştı. Onun için bu aşağı doğru hareket durunca, yukarı doğru bir kıpırdanma olunca kar realizasyonları başladı. Şimdi son günlerde çok gündeme getirilen bir konu şu, ters döviz ikamesi deniyor. Yani ters döviz ikamesi teknik bir ifade ama hayattaki karşılığı şu: döviz yatırımı bulunanların bundan vazgeçip yerlilerin TL'ye geçmeleri. Halbuki bu dün ben doğru bir beklenti olduğunu düşünmüyorum. Onun nedeni de şu: geçmişte de bu görüldü. Yerli yatırımcılar, döviz alanlar genellikle TL getirilerle bunu karşılaştırma yoluna gidiyorlar. Hangisi avantajlıysa o yolu seçiyorlar. Onun için genellikle döviz kurunun yükseldiği dönemlerde karlarını realize ediyorlar. Döviz kurunun düştüğünü düşündükleri, dibe vurduğunu düşündükleri dönemde de tekrar alıma geçiyorlar. Bu bağlantı son 2-3 yılda bozuldu. 2018 yaz aylarında yaşanan krizde ve bu sene bozuldu. Çünkü sürekli ekonominin artık dikiş tutmayacağı, işte 8.50'lere gelen kurun 9'lara 10'lara mı gideceği söylentileri vardı. O nedenle bu mantık bağı bir süre kopmuş göründü. Peki. Halbuki şimdi döviz kurunun düşüşüyle birlikte bazı yatırımcılar için döviz almanın, dolar almanın zamanıdır izlenimi uyandı. Veya demin söylediğim gibi sadece yabancılar değil, yerliler içerisinde de döviz kuru yüksekken, 8'lerdeyken bozduranlar için daha ucuzdan portföylerini tamamlama fırsatı doğdu. Bu da teknik neden olarak doların ve genelde dövizlerin son bir haftadaki kıpırdamasının, hatta sıçramasının nedeni. Peki hocam, şimdi tekrar bu Berat Albayrak meselesine getirmek istiyorum sözü. Siz şimdi az önce bu dövizin yükselmesiyle ilgili olarak o uluslararası teknik nedenleri sayarken Türk lirasının tabii daha fazla etkilenmesinin nedeni olarak aşırı kırılganlıktan söz ettiniz. Şimdi bunun müsebbibi herkesin derken tabii Sayın Kayınpeder'in ya da iktidar mensuplarının haricindeki herkesin diyelim, üzerinde görüş birliğine vardığı şey Albayrak dönemi politikaları. Şimdi ekonomi patronu benim diyen Sayın Cumhurbaşkanı aslında başarılıydı dediği damadını Sayın Berat Albayrak'a bir yandan savunuyor. Yani biz aslında başarılı olmuştuk demeye çalışıyor. Ama bir yandan da yerine getirdiği Sayın Bakan Lütfi Elvan'la Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın da gelişleriyle birlikte kurun işte bu 6.89'lara kadar gerilediği gerçeği var. Hangisine inanacağız? Şimdi Berat Albayrak'a da çok fazla haksızlık etmek istemem doğrusu. Burada da 3 kademeli bir değerlendirme yapmakta yarar var. Şunu söyledik: Türkiye ekonomisi yabancı para girişlerine çok bağımlı bir ekonomi dedim. Şimdi bunun ilk başlangıcı AKP dönemleri değilse de AKP'nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002'den itibaren Türkiye'nin dış borçları çok hızlı arttı. Kırılganlıkları paralel bir şekilde derinleşti ve en ufak bir kötü haber gelişinde, olumsuz veri açıklanması halinde
yabancı sermayenin küçük bir kapısıyla ekonomi ciddi sallanır hale geldi. Birincisi bu. İkincisi, Berat Albayrak 2018 yazında Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlamadan evvel 2020'dekine benzer şekilde aşırı bir kredi genişlemesiyle, o zaman kredi garanti fonu adı verilen bir uygulamayla, yerel seçimlerin yaklaştığı göz önüne alınarak ekonomide çok büyük riskler yaratılmıştı. Berat Albayrak bu dönemde geldi. Ama üçüncüsü, geldikten sonra kendisi de riskleri göz önüne almayan, sorumluluk hissi taşımayan açıklamalar ve uygulamalarda bulundu. Bu da zaten riskli olan, kötü olan tabloyu çok daha ağırlaştırdı. O bakımdan evet, bu rezervlerin satılmasında son günlerin en önemli tartışma konusu olan rezervlerin erimesinde Berat Albayrak'ın çok büyük bir sorumluluğu varsa da, uzun dönemli riskler, kendisinden önce biriken riskler artı kendisinin bu riskleri iyice arttırmasıyla birlikte üçlü bir etki Türkiye ekonomisini, işte o demin bahsettiğimiz döviz kurunun 8.57'ye geldiği noktaya taşıdı. Evet. Hayri Hocam, şimdi bu 128 milyar dolar meselesini, bu işte eriyen rezervler meselesini hemen her gün bu hafta içinde sizin gibi başka bir değerli ekonomistle konuştuk. Her gün bu konunun üzerinde durduk. Hani nereye gitmiş olabilir diye hepsinin işte bir takım izahları var ve hepsi de aynı noktada birleşiyor. Ama hükümet diyor ki, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından, ya biz bunu işte pandemiyle mücadelede bir kısmını kullandık, bir kısmını kur istikrarı için devreye soktuk diyor. Ama bu şekilde muğlak açıklamalar hiçbir şekilde insanları tatmin etmiyor. Bir yandan da bu 95 milyar dolar meselesi var. Aslında rezerv şu anda 95 milyar ama eksi 45, eksi 57 gibi sayılardan söz ediliyor. Bu eksi ya da yani eksi 57 gibi ya da artı 95 gibi rezerv açıklamalarındaki çelişkiyi siz nasıl izah ediyorsunuz? Yani onun izahını bir de sizden dinleyelim. Evet, ben şöyle pratik bir değerlendirme yapmaya çalışıyorum. Şimdi bu brüt rezerv, bugün 95 milyar dolar olarak ifade edilen brüt rezerv şu anlama geliyor. Yani benim cebimde 1000 lira para varsa cebimde hiçbir para olmamasından bu iyidir ve bu brüt rezerv. Ama benim cebimde 1000 lira varken diyelim ki kredi kartı borcum 1500 lira ise, benim net rezervlerim -500 liradır. Yani cebimdeki para borçlarımdan 500 lira daha düşüktür. Şimdi swap denilen bir mekanizma var. Dün de Mustafa Sönmez değerli arkadaşımız açıkladı. Çok kısa hatırlatmak gerekirse, swap demek takas demek, trampa demek. Diyelim ki ben saatimi verdim, karşılığında 300 lira borç aldım. Bir hafta sonra bu 300 lirayı getirip saatimi geri almam bekleniyor. Aksi takdirde saati alan kişi geri de vermeyeceğini söylüyor. Bunu da göz önüne aldığımız zaman benim swap'ler dahil pozisyonum -800 lira. Şimdi Türkiye'nin durumu bu. Bugün açıklandı swap limitleri. Gene değerli bir arkadaşımız Zafer Yükseler hesaplamış. Biraz evvel baktım, -40.2 milyar dolar olarak görülüyor. Yani bütün rakamlar Türkiye'nin rezervlerinin eksi olduğu konusunda birleşiyor. Şimdi ben bugün kısa bir tweet attım, orada açıkladım. Bunları kim aldı? Bunları alanların bir kısmı döviz kuru düşükken hazır stoklarımızı yenileyelim, ithalat yapalım diyen ithalatçılardı. Bir kısmı madem döviz kuru düşük tutuluyor, bir an önce döviz tevdiat hesaplarına para yatıralım veya yastık altına koyalım, döviz alalım diyen yerlilerdi. Bir kısmı dövizi tutmuşken hazır Merkez Bankası, biz Borsa İstanbul'da veya devlet tahvillerindeki yatırımlarımızı yol yakınken dövize çevirip çıkalım diyen yabancılardı. Bir de çok fazla borcu olan
reel sektör şirketleri bir an önce bu borcumuzu kapatalım diye döviz aldılar. Sonucun böyle olduğunu biliyoruz. Buradaki sorun faizleri düşürerek döviz kurunu yukarı doğru hareketlendiren, risk ortamını arttıran uygulama. Bu da yetmiyormuş gibi rezervleri satarak o 6.85 noktasında döviz kurunu tutmaya çalışan yanlış ekonomi politikası. Bu nasıl bir sonuç verdi? Bu söylediğim kesimlerin ucuza döviz almasını getirdi. Bir anlama kamu bütçesinden, hepimizin paralarından bu Peki. dört kesime para aktarılmış oldu. Dolayısıyla yani siz de bütün diğer ekonomistler gibi 95 milyar doların brüt olduğunu ama aslında eksi de seyrettiğini rezervlerin izah etmiş olduğunuz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Ayrı Kozanoğlu. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Sağ olun. Profesör Doktor.